Dünya Türkiye Van gündeminden güncel haberler haber vitrininde. Haber vitrini hafta içi her gün Futbol FM'de. Herkese selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Bugün farklı açıdan programının konuğu Diyarbakır eski milletvekili Abdurrahman Kurt. Abdurrahman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese buradan en kalbi selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Van halkına, Bahravani'ye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında Van sizi tanıyor. Daha önce de, yıllar önce de biz sizi konuk almıştık ama böyle televizyonlarda tanınan, bilinen, Kürtler arasında kabul gören bir insansınız. Bugün de Van'dasınız. Herhangi bir çalışma mı, ziyaret mi? Ne için geldiniz ona? Ben Beşir hocama destek vermek için geldim. Destek için geldim. Çok net, çok açık. Beşir hocama destek vermek benim için barışa destek vermek, çözüme destek vermek, demokrasiye destek vermek. Bu sürecin tamamına olan inancımı tekrarlamak. Çünkü ben Beşir hocamı özellikle haseten, kalben, bütün o süreçlerin içerisinde gözlemleyerek, bu sürece olan katkısını bilerek gördüğüm için, yani buraya gelmek için can attım doğrusu. Onun yaptığı çalışmalara destek vermek için. Çünkü onun yaptığı çalışmalar bu yüzyıllık kırılmanın önüne geçmekle ilgili. Barışın, kardeşliğin, hukukun, o yüzyıllık kalp kırıklığının giderilmesine ilişkin bir bayrak taşıdı Beşir Hoca. Ayrıca Beşir Hoca Van için başka bir öneme daha sahip, gene deprem esnasında. Evet efendim. Ben onun bir yıl boyunca burada nasıl çaba sarf ettiğini, nasıl emek verdiğini gördüm. Hatta ben Vanlılara bu anımı anlatmak için geldim belki de. Buyurun. Hiç unutmam, bu süreçte İstanbul'dan, bütün diğer batıdaki büyük şehirlerden buralara yardımlar yağıyordu hakikaten. AFAD'ın başında kendisi vardı, AFAD'ın organizasyonunu yapıyordu ve burada yer yer şu tartışmalar yaşandı. Örneğin BDP'li arkadaşlarımızın yardımlara el koyup başka yerlere götürdüğüne ilişkin bir şeyler söyleniyordu. Hatta Van teşkilatlarından o zaman bir kısım arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bile buna tepki gösteriyorlardı. Beşir Hoca kızdı orada. Hiç unutmam, gözümün önüne gelir. Arkadaşlar dedi, burada Van'da mağdur olan herkes bizim insanımızdır. Evet. Van'daki deprem bizi yıkmaz ama ayrımcılık, eksiklik, onlara bir şeyin ulaşmaması bizi yıkar. Demek ki onların da eksiği var ki onlar da bu çabayı sarf ediyor. Bunları hoş karşılayacaksınız. Sakın ola ki böyle şeylere kapılmayın diye Van'daki insanları uyardığını hatırlarım. Gerçekten gözlerim dolmuştu onun o ayrımsız, herkese kucak açabilen yüreğine. Ben onun burada olduğunu öğrendikten sonra hep gelmek istedim. Ama çeşitli vesilelerle başka görevler, başka işler çıkarıldı hep. Bir fırsat buldum, hemen ilk fırsatta da atladım geldim doğrusu. Çünkü Beşir Hoca dediğim gibi onun yanında olmak, barışın yanında olmak benim için. Çözümün yanında olmak, bu sürecin devamına ilişkin umutlarımızı diri tutmak. Ben buradan Van halkına da rica ediyorum. Kimseye için böyle bir konuşma yapmadım. Evet. Bunu bütün basın bilir. Televizyonlar bile çıkmıyorum bu ara. Evet. Ama buradan Van halkından rica ediyorum. Beşir hocama destek vermek. İnanın Kürt halkının geleceğine, Kürt halkının ve Türk halkının barışına, umuduna, bütün bu içinde yaşadığımız kırgınlıklara rağmen yeni bir devre açılması için bir umuttur. Bir adım emek taşımaktır. O emeği taşıyalım diye geldim buraya açıkçası. Ben de onun parçası olmak için geldim. Dolayısıyla bu anlamda onun yanında olduğum zaman kendimi barışa biraz daha hizmet etmiş varsayıyorum. Onunla ilgili çok anılarım var. Evet. Çözüm süreciyle ilgili, demokratik açılımla ilgili. Öncesine gidiyor, ta başından beri 2004'lerden bugüne. Onun gösterdiği bütün o gayretlerin şahidi olarak buradayım ben. Şehadetimi yerine getirmek için buradayım. Eyvan halkı, evet. Bunu bilin. Şimdi Abdurrahman Bey, çizdiğiniz tabloyu ben de az buçuk biliyorum. Evet, Beşir Bey'in varlığıyla depremden sonra yaşatılan pozitif ayrımcılık, işte yıl sonunda artan verginin Van'a kaydırılması, bunun gibi şeyler. Hatta çok ilginç bir olay olmuştu. Kızım ellerimizden öper, televizyon seyrediyoruz. Diyor ki baba, bu kim ikide bir ya? Bu adam çıkıyor. Bu adam kim? Beşir Atalay kim? İşte falan kes ne yapıyor? Bunun için gelmiş. Bir de teyzem var. Çok fazla Türkçe bilmez. Bavi Depremzade ya. Yani depremzedelerin babası kavramını kullandı. Ama Beşir Bey'i böyle hedefe oturtup yok etmeye çalışan
insanlar da var. Ben onu gördüm maalesef. Yani mesela Beşir Bey'in o gayretine rağmen bir ilk zamanlar onun buraya geldikten sonra bir video yayınladılar. Güya vatandaşı işte kızıyor falan filan. Böyle bir yüreğim burkuldu. Yani aklıma Kufeliler geldi. Birileri Kufeli'yle oynuyor. Kufe halkı Hazreti Hüseyin'i çağırır kurtarıcı olarak da yolda yalnız bırakır ya, aklıma o geldi. O insanların bir kısmını ona benzettim. Kusura bakmasınlar. Ama halkımız Kufe halkı değildir. Benim de öyle bir yazım vardı. 2015 öyle Kürtlerin mi? Küfesi diye. Evet, evet. Çok ilginç bir tezahür. Kufe halkı barışa çağırdıklarını yarı yolda bırakmaz. Evet. Bakın bu barışa çağıranlar da eziyetler çekti. Zannedilmesin ki bu iş öyle süt liman gitti. Bunun birçok eziyeti var. Ben bizzat benim yaşadıklarımdan belki birçoğu... Zaten biraz onu konuşacağız. Biraz bu boyutuyla bileceklerdir. Bu öyle kolay bir iş değil. Bunun emektarlarına biraz olsun saygı, biraz hürmet kendi geleceğimizle ilgilidir bence. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman Beşir Bey'e böyle bir laf, böyle bir incitici laf, açık söylüyorum. Yani indi ilahide de kullar katında da pek muteber olmayan bir hareket olur. Onun için ben buraya koşarak gelmek istedim. Ben buraya şerefle geldim. Ben Beşir Hoca'nın gene akabinde burada diğer arkadaşlarımız da değerli. Burhan Van için bir şans aynı zamanda. Vahdettin İnce canımız, ciğerimiz, kardeşimiz, yüreğimizden bir parça, buradaki diğer adaylar. Gerçekten Beşir Hoca'nın böyle bir tabloya öncülük ediyor olması, Van'da oluşu benim açımdan şahsen, ben kendi adıma söylüyorum, benim için bir şereftir. Benim Kürt halkım adına, kendimi Kürt halkının bir parçası olarak gördüğüm zaman ona sahip çıkmak da benim onurumdur. Şimdi Kürtlerin böyle geçmişine, geleneklerine, göreneklerine baktığınız zaman yapılan iyilikleri unutmayan ya da atasözünün tabiriyle konuşursak, ikinci bir daldan bakarsak, marifetin de aynı zamanda iltifata tabi olduğu söylenen bir yapıda. Bu kadar güzellikleri imza attığını söylüyorsunuz. Gece gündüz birlikte olduğunuz, yaptığınız çalışmalara şehit olduğunuz bu insanların ısrarla ve inatla hedefe oturtulması, yok edilmeye çalışılması aynı zamanda sorun yaşayan Kürtlerin sorunlarının devamı anlamına gelmez mi? Şimdi elbette öyle. Bakın sadece 7 Haziran'dan bugüne biz 3500 insanımızı kaybettik. Evet. Bunun 500 civarında güvenlik görevlisi, sivil insanlar, 3000'de PKK militanları. Ne evet. için? Kimin adına? Kimin savaşı bu? Evet. Suriye'den mi verildi bu görev bize? Almanya'dan mı verildi bu görev bize? Sykes-Picot'u yeniden yapmak isteyenler mi verdi bunu bize? Çünkü Türkiye'de en ufak bir karşılığı olmadı. Evet. En ufak bir adım ileri götürmedi süreci. Zarardan başka ne üretti bizim halkımıza? Kürtlere, Türklere düşmanlıktan başka ne ekledi? Neyi getirdi? Hiçbir şey. 3500 insan aynen daha evet. önceki, hatırlayın gene Öcalan'ın devrimci halk savaşına gerek yok demesine rağmen Silvan saldırılarıyla doruk yapan o çatışmalı süreçte gene 1500 insanımızı ne adına kaybettik? Bizim Kürtlerin bir efsanesi vardır. Artık evet. ondan ders almalıyız. Bugün barışı taşıyanlardır kavalar. Ve omuzlarındaki yılan başlı yaralara gençlerimizin beynini yedirenler de haklardır. Barışa hizmet etmek, toplumsal çözüme hizmet etmek. Budur kavalık bugün. Ve bugün Beşir Bey bir kava olarak Van'dadır. Açık ve net söylüyorum. Beşir Bey bir kava olarak Van'dadır. Biz o ateşi yakacağız bu saraylarda, bu savaşın saraylarında, bu Suriye'de bizi taşeron yapmaya çalışanlara, Almanya'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde. Bizim düşmanlığımızdan kendilerine menfaat güdenlerin tamamına biz kavalar gibi barış ateşini, kardeşlik ateşini, hukukunu Allah'ın izniyle yakacağız. Şimdi birçok şey yaşıyoruz burada. Bu büyük bir emekle getirilmiş bir noktaydı. Evet. Çok net söylüyorum. Sayın Beşir Atalay'ın bütün o süreç içerisindeki hali gözümün önündedir. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bir gün gene Van'dan dönüyorum. Van teşkilatlarına bakıyorum. Bir pazar günüydü. Ankara'ya iner inmez Beşir Hoca beni aradı. Abdurrahman neredesin dedi. Hocam dedim, Van'dan geldim, teşkilat çalışmalarım vardı. Ankara'dayım şu anda dedi. İyi dedi. O zaman dedi bak dedi, ben dedi şeyin Ahmet Türk'ün alınmasına çok üzüldüm. Anayasa Mahkemesi hatırlarsınız evet. onları evet. almıştı. Evet. Ama dedi yerine Selahattin gelecek. Selahattin insan haklarından geliyor. Benim bir umudum var onda.
Bu özel bir konu belki ama bu anlamı anlatmak zorundayım. Tabii, buyurun. Dedi ki onu ara, al, müsaitse al bakanlıktayım, gel, biz bu işi onlarla çözmek zorundayız. Beşir Bey. Aynen böyle, Beşir Bey. Şahitlerim, birisi Sırısakık'tır. Sırısakık, o zaman aradım onu hemen ulaşmak için, Viyana'daydı, Şiva'nın konserindeydi. Bakın olayları tek tek hatırlayarak söylüyorum. Evet. Dedi ki genel merkez ayarı Nuri abi orada olabilir, onunla irtibata geç. Bir öyle ulaşmaya çalış. Sertin Bey'in telefonu cevap vermiyordu. Rahmetli Nuri abiyi aradım. Nuri Yaman, Muş milletvekili. Dedi ki çok heyecanlandı. Hatta Beşir hocam bana şey demişti. Abdurrahman dedi, belki Selahattin Bey hani yalnız gelmeye çekinir. İsterse yanına bir arkadaşını alsın gelsin. Ben Nuri Bey'i aradım. Nuri abi dedim böyle böyle. Beşir hocam bu pazar günü olmasına bakanlıkta bekliyor. Bir çay içmek istiyor. Süreçle ilgili evet. Paylaşımlarda bulunacak. Çok heyecanlandı. Tamam dedi. Fakat gitti, bir ses gelmedi. Yarım saat, 45 dakika, bir saat. Ben aradım. Ya bak dedim, yani Sayın Bakan pazar günü bizi bekliyor. Hani gelmeyecekseniz, gelebilecekseniz bir şey söylememiz gerekir. Ayıp olur. Zannedersem ulaşmıştı ve olumsuz cevap almıştı. Artık bu da muhtemelen onları aşan bir karar olarak. Çünkü maalesef bu bir de onlardaki vesayet sistemini biz bildiğimiz evet. için. Ya işte ne geleceğiz? Yarın zaten kongremiz var. Zaten biz de diyoruz ki kongre öncesinde bir barış mesajı oluşabilsin ki biz bu süreci beraber götürmek istiyoruz. Evet. O zaman da her zaman bağırıyor, bizimle görüşülmüyor. Halbuki görüşmenin aracısı, bakın bizzat ilk defa açıklıyorum, bendim. Sizsiniz. Bendim. Ben buradayım. Sayın Demirtaş oradadır hala. Sırısakık buradadır hala. Tarihler ve zamanlar aklındadır. Aradım Sayın Bakan, dedim Sayın Bakanım galiba bunların gelme gücü yok. Gelip de bizimle bu süreci konuşabilecek yumuşaklığı göstermek gelecek durumlar yok. Dedi olsun, sen gene kızma dedi, bana aynen sözünü bu. Ben dedi tekrar ilk tebrik eden ben olacağım onu. Bu süreci biz onlarla çözmek zorundayız. Biz bu işi birlikte yapacağız inşallah. Bu mesajımı da ilet ona dedi. Evet. Ve ben bu mesajı ilettim. Daha sonra bir ayda anca uğraştım Selahattin Bey'i getirip görüştürebildim. Bakın en son meclisin koyduğunu geldim, Selahattin Bey niye böyle yapıyorsun, dışarıda görüşülmüyor şu falan deniyor. Siz bir ayda dedi biz siz orada bak görüşmeyi talep eden biziz. Siz orada kalacaksınız. Evet. Biz düşünelim. Biz ne düşünsün? Bunların hepsine tek tek şahitlik etmiş biri olarak ben buradayım. Beşir hocamın yanındayım. Sen bizim yanımızdaydın ya Beşir hoca. Ben de senin yanındayım demeye geldim. Evet. Yani gördüğünüz güzelliklerin ya da fedakarlıkların ufak da olsa yanında bir katkı olabilmek için burada olduğunuzu söylüyorsunuz. Şimdi Selahattin Demirtaş'tan bahsedeceğiz. Aslında ben onu çok konuşmak istemiyorum ama Selahattin Demirtaş'la ilgili evet geldiğinde sevinenler olduğu gibi ama bu iş bitti. Öcalan bitirilecek. Bu barış süreci bitirecek iddiasında olanlar da oldu. Siz yakinen tanıdığınız... İlk zamanlar öyle değildi. Selahattin Bey şimdiki artık tabii HDP büyük bir HDP'yi aşan bir proje. Onu söylemek lazım. HDP değil şu anda. Kürtlerle Türkler arasında görünen bu kavga Kürtlerle Türkler arasındaki bir kavga değil bir kere artık. Bu iş orayı çoktan aşmış durumda. Yoksa Sayın Demirtaş ben Diyarbakır'da il başkanıyken o da İnsan Hakları Dernek Başkanı'ydı. Defalarca ortak programlar da yaptık biz onunla orada. Halen ailecek birbirimize saygımız olan, hala ortak dostlarımız olan bir sürecimiz var kendisiyle. Fakat HDP değil artık. HDP sadece HDP değil. Kürtlerle ilgili bu çatışmalı süreç sadece Kürtlerle, Türklerle ilgili bir süreç değil. Bugün artık bir dünya savaşının parçası olarak bakmak bütün lazım bütün bu olaylara. Bugün yerel medyadaki, ulusal medyadaki tavra bakın. Bu artık CNN'in HDP propagandası yaptığı günlere geldik. Hürriyet'in, Ahmet Kaya'yı linçe gönderen Hürriyet'in HDP propagandası yaptığı günlere geldik. Dolayısıyla bu savaş böyle göründüğü gibi basit bir savaş değil. Ben hiç unutmuyorum, gene bir özel anımı anlatayım. Madem Beşir Hoca için buradayız, özellerin içine girelim. Benim bir arkadaşım var, 25 yıldır dağdaydı. Biz beraber okuduk, yani ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi ayrı ve benzer birbirler olmakla beraber bizi tanıyanlar bir kimden bahsettiğimi anlamışlardır. 25 yıl sonra biz Avrupa'da bir yerde buluştuk. Evet efendim. Uzun uzun sohbetlerimiz oldu. O da ayrılmıştı şeyden, yapıdan. Yeni ayrılmıştı. O ayrılmanın getirdiği ruh hali içerisindeydi. Uzun bir değerlendirmeden sonra o bana içerideki kendi cephesinden bir şeyler anlattı. Ben buradan bir şeyler anlattım.
Ben dedim ya bir şey soracağım. Ben şimdi gitsem hakikaten büyük bir samimiyetle her tarafa ulaşabiliyorum ben bugün. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, MİT'e, devlete. Kandil'dekilerle de görüşse gerçekten biz bu arşı yapabilir miyiz diye sordum. Dedi ki ya APO dedi, bana APO der. E inan dedi, bu bizi aşmış bir mesele. Hocam ben kendisi zaten söylüyor. Hem sizinkiler hem benimkiler, hem devlet tarafı hem bu taraf bizi seni harcayabilir demişti bana. Hiç unutmam bu lafı. O zaman onlar da fark etmişlerdi. Bu iş bizi aşıyor bazı konularda. Ama bunu bizi aşmayacak hale getirmek de bizim elimizde. Halkın bize vereceği güç de bizim elimizde. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman ya mesela Beşir Hoca gibi bir insanı ben hakikaten anlamlandıramıyorum. Burada incitmeye çalışmak. Burada rencide etmek. Ya bu Beşir Hoca ya. Ben şahitliğini yaptım. Bak Kürt halkı beni sever. HDP'lisinden AK Partisi'ne kadar beni severler. Bana bir güvenleri vardır. Evet, ben yeri geldiği zaman kendi partim içerisinde de eleştirimi yapmasını bilen bir adamım. Yeri geldiği zaman kendi partim içerisinde de bazı hatalara göğüs gelmiş bir adam ve bunu da bedelini ödemiş birisi. Bunu herkes bilir. Makamlarla ilgili bir derdim olsaydı benim şu anda yani benim de birçok başka insanlar gibi sürekli bakan olma ihtimalim zaten vardı. Eğer bunu hedeflemiş olsaydı. Ama ben bunun yerine halkımın da şahitlik ettiği hakkın şahidi olma tarzını korumaya çalıştım. Bunun da bedellerini ödedim hayatımda. Hamdolsun pişmanlığım hiç yok. Zerre-i miskal pişmanlığım yok. Çünkü ben şu lafı hep hatırlarım. Bana bir amca demişti ki Diyarbakır'da il başkanıyken Barış anneleri gelmişti. Beni izleyenler hatırlayacaklardır. Barış annelerini evet. Partiden aldırmak için ben polisin girmesine engel olmuştum. Dedim ki siz girerseniz polise ilk ben direneceğim. Ben sizi sokmam buraya. Bunlar yaşlı kadınlar. Yanlış bir eylem yapıyor olabilirler ama benim misafirimler şu anda. Parti bana emanettir. Bu parti binasından ben sorumluyum. Dolayısıyla polisin girmesi ilk önce beni karşısında bulması demektir. Onları ben 3 gün içeri sokmadım. Ama bu arada tabii parti içerisinden bazı insanlar bize muhalefet ederek beni yukarıya Akdahap'ı kurmaya gelmiş bu diye şikayet edenler oldu. Genel merkezden bizi yanlış anlayıp üzerimize çok büyük baskılar kuranlar oldu. Partiyi aciz gösterdiğimi, benzeri şeyler söylenenler oldu. Bir amca bana dedi ki oğlum dedi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen doğruyu yapıyorsun. Diren dayan dedi. Unutma bu halk seni unutmaz. Sen merak etme. Bu halk beni unutmadı. Benim kazandığım en büyük değer bu oldu hamdolsun. Ben listelerde olmayabilirim ama Allah'a hamdolsun Allah bana hep gönüllerde olmayı bu yüzden belki nasip etti. Evet, listede olmamak, burada olmak, şimdi liste adaylarıyla dava adaylığının arasındaki farkı da gösteriyor diyenler var. Bu yorumu yapanlar da var. Çok fazla soru var ama ben önemli gördüğüm birkaç başlığı sormak istiyorum. İç savaştan bahsediliyor. Siz de bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Hüdapar'ı biliyorsunuz. HDP'yi biliyorsunuz. Hizbullah'ı biliyorsunuz. PKK'yı biliyorsunuz. Devleti biliyorsunuz. Hakikaten böyle bir tehlike var mı? Yoksa işte seçimi dönüştürme algısı mı bu? Tabii boyutları ne kadar olur? Bir Suriye'deki gibi iç savaş mı olur? Hayır. Ama bölgeyi bilenler gene benim bu bahsettiğim işte 25 yıl sonra görüştüğüm Brüksel'deki arkadaşıma 20 yıl öncesindeki o kavgalar esnasında yaptığım ifadedir bu. Evet. İsmini söylemiştim. Dedim ki bak siz bölgede böyle şeyler yapıyorsunuz. Bu iç savaşa sürükler. Yanlış yapıyorsunuz. O zaman da daha Hizbullah böyle bilinmiyordu. Ama ben görebiliyordum diyorum. Bak bunu yaşarsınız. Yapmayın bu kadar bazı şeyleri yanlış yapıyorsunuz. İnsanları sindirmek, tek taraflı olmak, tek ses olmak adına bu başka bir şeyi tetikler ve tetikledi. O gün o söylediklerim çıktı. Bugün de ben o zamana ilişkin uyarılarımı tekrarlamıştım ve insanları hatırlatarak. Evet. Bu inanç başka bir şeydir. İnançlı kitleyle karşı karşıya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Devlet karşısında örgüte güç veren şey haklı oldukları alanlardı. Ve devletin yanlışlarıydı örgütü büyüten. Örgütün hiçbir zaman Marksist-Leninist yapısı onu büyütmedi. Bunu bütün Kürt halkı biliyor ve takdir edecektir. Bu böyledir çünkü. Kim diyebilir ki Marksist-Leninist bir örgüt olduğu için PKK evet. büyüdü. Ama herkes bunu kabul eder ki devletin yanlışları onu büyüttü. Haksızlıkları. Yanlışları, zulümleri, haksızlıkları onu büyüttü. Şimdi aynı şeyi ben onlara söylüyorum. Bak yanlışınız, haksızlığınız, baskınız başka şeyleri büyütür. Yapmayın. Biz artık barış toplumu olmak zorundayız. Kürtlerin talep ettiği demokrasi Kürtlerin kendi içinde geçerlidir. Biz bunu yapmazsak yaptığımız şekilde mukabele göreceğimiz gruplar türemeye başlayacak. Ve bu bizi zayıflatacak. Bizi zayıflatacak.
Netice Hüdaparlı'nın çocuğu da bu coğrafyanın bir çocuğudur. HDP'nin çocuğu da bu coğrafyanın bir çocuğudur. AK Parti'nin çocuğu da bu coğrafyanın bir çocuğudur. Hepimizin çocuklarının güvenliği adına. Hepimizin kadınlarının, analarının, bacılarının, tarihinin, geleneğinin, sosyo-kültürel yapısının sağlıklı bir şekilde gelişmesi adına biz barışa, bu barış sadece devletle örgütler arasında değil, toplumsal barışa, demokratik uzlaşmaya, olur mu, insani ittifaklara ihtiyaç duyduğumuz bir yerdeyiz. Olmak zorunda. Halk elimizden tutarsa, halk bunun elinden tutarsa, biz halkın elinden tutarsak, biz birbirimizin yüreğine ulaşırsak, niye olmasın? Kim bizim düşmanımız ki? Mesela, bakın bizim bir düsturumuz olmalı. Bizim üstad dediği zaman Said-i Kürdi Hazretleri'nin hep örnek aldığım bir cümlesi vardır. Ben ilk AK Parti Diyarbakır İl Başkanı olduğum zaman evet, bana gelen tepkilerden bir tanesi şuydu. İyi ki geldin, biz onları yeneceğiz dedim. Ya arkadaş, bir kere siz kafayı baştan yanlış kurmuşsunuz. Biz kimseyi yenmeye gelmiyoruz. Evet. Biz kimseyi yenmeye gelmiyoruz arkadaşlar. Biz herkesi kazanmaya geliyoruz. Çok doğru bir tespit. Üstad Bediüzzaman ne diyor? 19. zehirlenmesinde bana, bakın ben bile yer yer taşlandım, otoflandım, kurşun yağmurlarına tutuldum. Biliyorsunuz benim siyasi hayatımda suikast evet, vardır. Jitem tarafından yaşadım ben bunu. Taşlı, molotoflu, kurşunlu linçler vardır. Bu da o 2006 olayları esnasında, partiye saldırı esnasında partide olduğum için yaşadım bunları. Siyasi kapatma davasında 35 yasaklı istenilen kişilerden birisi de bendim. Amcamın oğlu linç edildi. Bütün bunları yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bizi taşladıkları zaman da söyledik, dediğim şey şu oldu. Bize taş atan, molotof atan, kurşun atan ellere biz bir gelecek koyacağız. Biz bir gelecek koyacağız o ellere. Biz o elleri kırmayacağız. Biz o ellerin kalem tutmasını, sevgi tutmasını, barışı tutmasını, adaleti tutmasını sağlayacağız. Üstad Bediüzzaman 19. zehirlenmesinde diyor ki, benim ömrüm diyor, benim sonumu getirmeye çalışanların iki cihan saadetini kurmaya çalışmakla geçti. Evet. Onların ömrü de benim sonumu getirmeye çalışmakla. Evet. Aramızdaki fark bu diyordu. Bizim bir farkımız olmalı. Biz Kürtler, biz bu coğrafyada yaşayan İnsanlar Arabıyla, Türküyle, Lazıyla. Biz bu ruha sahip olmalıyız. Evet. Ve biz bu ruha sahip olursak bugünkü o kirli savaşlardan, dehakların, gençlerimizin beyniyle beslendiği kirli zamanlardan kavalar olmayı, barışı tesis etmeyi başarma imkanına sahip olacağız. Çatışmaları durdurma imkanına sahip olacağız. Ama gerçekçi olmak zorundayız. Ama benim partime yarasın diye, onun partisinden bir parça götürsün diye eğrileri görmezden gelip bükmeden konuşmak zorundayız. Beşir Hoca'yı bir anlık bir görüntü üzerinden, Beşir Hoca'yı, ya Beşir Hoca'yı karalamam. Olmaz, bu ruha aykırıdır. Hocam, ilk defa itiraf edeyim. Siz çok önemli itiraflarda bulundunuz. Benim de hayatımda bir yalan var. Yıl 2010. İzmir'deyiz. 17 kişi Van'dan gitmişiz. Normalde bunu ilk defa böyle bir kişiyle paylaşıyorum, yaşananlar hariç. Fethullah Gülen abisi Kutbettin Gülen konuşuyor. Biz de 17 kişi dinliyoruz. Van'dan da Mola Reşitler falan da var. Konuştu. Orada Beşir Hoca'nın İrancı olduğunu ima etti, geçti. Tabi o zaman AK Parti hükümetiyle cemaat çok böyle en izdivaçların en yoğun olduğu dönem. Ben de konuşmanız bitti mi hocam dedim. Bitti dedi. Dedim ki ben daha önce Önder Aytaç'la konuştuğumda bunu ima etmişti. Ben Önder Aytaç'ın fikri olduğunu düşünüyordum. Ama siz bunu söyleyince artık cemaat kararı diye algılıyorum. Ve şu yalanı kullandım ben. Şuradan itibaren dediklerim yalan, doğru değil. Dedim ki ben Beşir Atalay'ı konuk aldığımda sordum, hocam İrancı mısınız? Yok dedi, ben değilim diyenler bana iftira atıyor. Bunu Kutbettin Gülen'e söylemiştim. Beşir Bey ile ilgili bu algı operasyonu sadece bir kesimde yok ki. Yani birçok kesimde. Tabii. Yani bu sizin anlattığınızla bu yaşananları bir araya getirdiğimde demek ki birileri rahatsız oluyor. Evet, maalesef. Yani tabii bu İrancılık kavramı geçmişten bugüne nerelere geldi, kime söylendi, kimin için söylendi, bugün evet, kimler İran'la yan yana, her şey birbirine girmiş durumda. Dünya dönüyor, değişiyor, harman, altlar üstler, üstler alta,
ortadakiler başka yerlere savruluyor. Dolayısıyla bunlar dediğim gibi biz insancıyız arkadaş. Evet. Beşir Hoca da insandır. Çok net söylüyorum. Vallahi bu coğrafya için bir şanstır. Bu süreç için bir şanstır. Şimdi Beşir Hoca'yı burada... Bana ve bölgeye pozitif ayrımcılık katkısı olur mu? Şunu söyleyeyim. Beşir Hoca'nın güçlü olması demek bana göre çok net söylüyorum. Beşir Hoca üzerinden Türkiye toplumuna hatta AK Parti'nin derinliklerine kadar barışa olan desteğin gücünü gösterecektir. Çok net söylüyorum. Ya bizim için şans diyorsunuz. Çok şans ama biz kullanırsak marifet iltifata tabidir demiştiniz ya. Biz marifete iltifat etmeyi de becerebiliyorsak eğer iltifat o marifeti hayata getirecektir. Evet. Çok net söylüyorum. Beşir Hoca buradan giderken öyle bir gitmeli ki bak bunu ben yani bölgede Diyarbakır'da da gitmedim bak çalışmaya gitmedim çok net söylüyorum. Gerek yok. Oradaki arkadaşlar kendi ihtiyaçlarını görür. Ama buraya geldim. Buradan çıkacak mesaj bu halkın barışla ilgili hissiyatını yansıtacak. Onun için evet. Diyorum ki Allah rızası için bırakın bağnazlıkları, bırakalım eksik görmeleri. Allah rızası için bir şey söylüyorum. İlk defa ciddi bir mesaj için buralara kadar gelme gereği hissettim. Bu insana vereceğimiz güç yarınlara ilişkin kaderimizi de çizebilir. Bir anlamı var. Bir mesajı var. Beden dilinizden çok samimi bir konuşma yaptığınızı algılıyorum. Ama yaptığınız konuşmayı şu an propaganda olarak değerlendirenler de var Abdurrahman Bey. Onların da yüreklerinden öpüyorum. Buna inansınlar. Bütün samimiyetimle buradayım. Allah da biliyor ki onlara zarar vermek için değil. Vallahi onların çocukları için de buradayım. Cumartesi anneleri nasıl koruduysam diyorsunuz. Aynı inançla bilinçle buradayım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Üstad Bediüzzaman'ın algısıyla buradayım. Onların bırakın burada onlar çok oy almasınlar. Evet. Onlara da faydası olacak. Biz onlar için de buradayız. Ben Beşir Hoca'nın buradaki varlığının onlar için de büyük katkı olduğunu düşünüyorum. Ben buraya onlara düşmanlık için gelmedim. Aksine diyorum ya vallahi onların çocukları için de buradayım. Evet. 7 Haziran'dan bugüne değişen şeyler var. Böyle sosyopsikolojik bir değerlendirme yaptığınızda halkta nasıl bir psikoloji var? Ben seçime ilişkin bunları konuşmayı gerekli görmüyorum. Ben buraya Beşir Hoca'nın değerinin, anlamının altını çizmeye geldim. Evet. Gündelik seçim tartışmaları içerisinde, kargaşalarda, vaveylada bu değeri boğmak için gelmedim. Tartışsınlar onlar, konuşsunlar ama ben şahitliğime şahitlik etmek için geldim. Şahitliğimin şehadetini ifade etmek için geldim buraya. Beşir Hocam'ın bu anlamda güçlü gitmesinin bir sonraki süreçlere nasıl yansıyacağını ifade etmek için geldim. Boynumun borcuydu, boynumun borcunu ödemeye geldim. Çok özür dilerim. Yani çözüm sürecini Beşir Bey eline yüzüne bulaştırdı iddiasında olanlar da var. Ya şimdi bunları biz televizyonlarda çok uzun tartışıyoruz. Evet. Ben bu işin şahitliğini yapmış bir insanım. Birebir yaşamış bir insanım. Birebir taşımış bir insanım. Hatta başlatıcılarından bir tanesiyim. Beşir Hocam, şimdi hatasız insan olmaz. Tabii ki. Peygamber değildir. Hiç kimsenin bir ismet sıfatıyla tanımlanması zaten doğru değildir. Elbette evet. Eksikler olmuş olabilir. Ama bu eksikler onun eksikleri değildi. Çok net söyleyeyim. Eğer eksikse hepimizin eksiğiydi. Ki vardı eksiklerimiz. Niye hepimizin eksiğiydi onu da söyleyeyim. Çünkü Beşir Hocam hiçbir şeyi istişare etmeden yapmadı. Bütün uygulamalarımız başından sonuna. Ben de raporları var hepsinin. Bu, gerek yereldeki gerek ulusaldaki sivil toplum örgütleriyle yapılan istişareler sonucu atılmış adımlardır. Bütün uygulamalarımız. Gerek akil heyetten çıkan sonuçların uygulamaları, gerek öncesine gidiyorum. Ta 2005'lerde Sayın Cumhurbaşkanımızın, o günkü Başbakanımızın Diyarbakır konuşmasını yaptığı dönemin öncesindeki sivil toplum örgütleri konuşmaları. Tamamı birebir sivil ortak akıldan üretilmiş sonuçların sahaya yansıtılmasıydı. Ha o da yanılabiliyormuş, onu da gördük. Niye? Çünkü bu bazı şeyler mesela çözüm süreci dediğimiz şey bu Kürt meselesinin halli, bunun demokratik çerçevesi, bunun şiddetle ilgili alanı, birbirinden ayrı olan bütün parametreleri Türkiye'ye özgüdür.
birçok kısım mecburen deneme yanılma yoluyla ortaya çıkmak durumundadır. Evet. Önemli olan her birini bir aksama olduğu zaman, ki bugünkü aksama dahil, bir aşı kabiliğinden bir sonraki sürecin hazırlığı olarak ortaya koyabilmektir. Evet. Ve bu anlamda Beşir Hoca bir hata yaptıysa birlikte yaptık hatayı. Çok net söylüyorum. Birlikte toplum yaptık. Olarak mı diyorsunuz? Toplum olarak. Çünkü bütün bu yapılanların açık ve net raporlarda yeri var. Ha, bunun ötesinde bir kısım bürokrasiye ait, onların dışında eksiklikler var. Bunu da söyleyeyim. Asayişle ilgili kısımda çok bir başıboşluk. Öbür tarafın da bunu istismar etmesine daha fazla kapı açtı. Bunu da biliyorum. Evet. Çok net. Bazen bazı sıcak zamanlarda bazı istişari mekanizmalar yeterince hızlı işletilmedi. Onu da biliyorum ama düşünün ki bir yandan başka şeylerle boğuşuyorsunuz. Gezi patladı. Gezinin bu sürece ilişkin negatif etkisini yansıtmaya çalışmalar vardı. Genel başkan değişiklikleri oldu. Başka birçok kriz aynı anda aşıldığı için bazen bazı istişare mekanizmaları elbette ki geç çalıştırıldı ve bunun başka olumsuz sonuçları da oldu. Ama dedim ya, başından sonuna bu hataları siz Beşir Hoca'nın hatası gibi görürseniz, eksiği gibi görürseniz veya hiç hata yokmuş gibi sunarsanız, aşıyı yapmadan yola devam etmek niyetinde olduğunuz anlamına gelir. Kaldı ki Beşir Hoca'nın en önemli ve en değerli özelliği bütün bu istişarelerden hatadan çok daha fazlasıyla değer oluşmuştur. Biz bugün bakın nerelere geldik. Şimdi hiçbir şey yapmadı diyenler vardı değil evet. mi? Hala hiçbir şey yapmadı. Ben de söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Açın 1997 tarihli Tarık Ziya II'nin örnek veririm kitabını. Evet. Vatandaşlık açısından Kürt sorunu ve bir çözüm önerisi. 14 madde sayar. O maddelememiş, ben maddeliyorum. Çözüm, Kürtler meselesinin çözümüne ilişkin. 14 maddenin 10'unu yapmışız. 4'ü anayasayla ilgili. Anayasayla değiştirmeye çalışan tek parti AK Parti. HDP bile, ki o zamanki DAHP mıydı tam hatırlamıyorum, o günkü 2010'da ben referandumda vardım. Rahmetli Nuri abiye de demiştim. Rahmetli Nuri abi diyordu ki ya Abdurrahman beni bıraksalar bari 12 Eylül'e şey vereyim, vermiyorlar bana izin diyordu. Kendi arkadaşları birbirine nasıl izin vermiyor? Anayasanın o günkü referandumda 26-27 maddesini nasıl değiştirmemize engel oldular, onları hatırlıyorum ben. Bir de bunları yaşadım ben. Hani birileri belki kitaptan uzaktan sevdi, ben bunları yaşadım. Buna rağmen AK Parti böyle bir anayasa değiştirme eğilimi var. Ama tek başına desen ki AK Parti'ye hadi hiç kimse destek vermeden her şeyi sen yap. Bir tuzak daha var orada yalnız AK Parti için. Bazı şeyler yaptırıp bu Türkiye'de biliyorsunuz bir de Türk sorunu dediğimiz başka aşırı milliyetçileşmeyle evet. ilgili başka bir sorun vardır. Türk sorununu çözerken bizim bazı şeylere dikkat etmek zorunluluğumuz var. Biz HDP gibi tek başına bu bölgeye hitap eden bir dil kullanamayız. Evet. Biz o dilin aynı zamanda bir Türk sorunu yaratmadan çözüm olsun diye. Çünkü öbür türlüsü çözüm değildir aslında. Kavgadır. Bakın ne oluyor? HDP büyüdükçe MHP de büyüyor. O dil birbirini besler. Biz bu dili de beslemeden Yozgat'ın ve Diyarbakır'ın nabzını birbirinden koparma. Çünkü biz birlikte yaşamakla ilgili ortak bir kesin kararınız var. Kürtler referandum yaptı, kimsenin haberi yok. Referandumumuzun çıkan sonucu beraber yaşamak istiyoruz. Nereden çıkarıyorum bu referandumu? Göç seyrinden, göç istatistiklerinden çıkarıyorum. Evet. Hala %60'ı ülkenin batısında olan bir halk ve hala göç ettiği zaman ya İstanbul'a, ya İzmir'e, ya Mersin'e, ya Adana'ya giden bir halk. Bu kadar Türkiye'leşmiş Kürtler ama ben hep söylerim, Türkiye'leşmekte eksik kalmış Türkler. Evet. Türkiye'leşmekte eksik kalmış Türk kardeşlerimiz maalesef bu 90 yıllık ulus devletin verdiği aşırı milliyetçi dozdan dolayı çabuk Türk sorunu hastalığına yakalanma eğilimi de güttüğü için biz bu dengeleri koruyarak gitmek zorundaydık. Abdurrahman Bey, öyle bir sürece, öyle bir konjonktüre gelindi ki şimdi milliyetçi Türklerde, milliyetçi Kürtlerde, seküler sol yapılarda ve ulusalcılarda tek hedefe odaklandı. Cumhurbaşkanına. Yani, evet, Irak Kürdistan'da da Sayın Barzani'ye. Yani dışarıya çıktığımızda evet. Sayın Barzani bu şu anlama gelmiyor. Özür diliyorum. Bazı insanlar hemen hiç mi şu hata yok da demesin. Var tabii ki hatalar. Sayın Erdoğan'ın da hatası var. Sayın Barzani'nin de hatası var. İnsan olan ben hatasızım diyorsa ben peygamberim diyor bir kere. Evet. Ama bu hatalar, bu daha iyileri var da değiştirelim noktasında olduğumuz hatalar değil. Sayın Kılıçdaroğlu, Kürtlere soruyorum. Düne kadar Öcalan'la olmaz, İmralı'yla olmaz diye bağırıyordu. Bugün de bağırıyor. Onunla mı çözeceksiniz? Peki kiminle? Öcalan'la olmaz, İmralı'yla olmaz, Kandil'le olmaz. Peki kiminle? Çözüm yok. HDP'li arkadaşlarımız 2010 öncesinden beri bir proje ürettiler.
Öcalan'ın konuşmalarına da yansıdı. Öcalan 2010'da ilk defa AK Parti'nin de barış sürecine katkı sunmakla ilgili dönüşümü yaşamadan öncesinde o da bu projenin içerisindeydi. Diyordu ki biz AK Parti'yi devirelim. CHP-MHP koalisyonu bize bunlardan daha iyi gelecek. El cevap 7 Haziran sonrasında MHP kapısından sokmadı bunları ya. Evet. MHP kapıdan sokmadı bunları. Evet. Şimdi ne oldu? Sayın Demirtaş işte biz MHP ile koalisyon... Ya sen düşünmüyorsun da sen düşündüğün zaman adam seni kapıdan sokmadı kardeşim. Evet. Böyle bir çözüm arayışına girebilen insanlar AK Parti'yi şeytanlaştırmışsa ki çözümün en önemli unsurlarından bir tanesi uluslararası tecrübedir. Asla partilerini şeytanlaştırma der. Evet. Bu kadar haksız bir şeytanlaştırma, bu kadar haksız bir karalama kampanyası kiminle barışı yapacaksın? Ortada da insan yok. Ya nereye kadar savaşacağız? Daha nereye kadar bu çocuklar arasında? Allah aşkına ya. Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması var. Diyor ki Kürt sorunu gibi büyük sorunları, ağır sorunları ancak Tayyip Erdoğan gibi güçlü insanlar çözer. Yani bunu bizzat ben kulağımla duydum. Eski açıklaması. Evet ama buna rağmen halen şimdi bu... hedefe koyduğu tek kişi ve Kürt sorunu denen bu iddiayı, olguyu çözebilecek yapıya savaş açılmasını merak ediyorlar. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben anlayamadım sorusunu. Ha bu şimdi, neden hem evet. Öyle diyor hem sen. Şimdi şöyle dedim ya bir uluslararası projeyle karşı karşıyayız. Çok net yani bunları böyle bir artık sır değil bu. Bakın olay nereden bozuldu? 2010'da aslında bu iş bitmişti. Suriye olayı patlamasaydı. Evet. Bu iş bitmişti. Ama Suriye olayının patlamasıyla Öcalan o esnada ilk defa 2010 referandumundan sonra, evet. Anayasa referandumundan sonra da AK Parti'nin askere rağmen egemen olduğunu, iktidar olduğunu anlayınca bir cümlesi de var diyor ki anladım ki AK Parti artık asker de devremez. O cümleden sonra devrimci halk savaşı yok, gereksizdir, sakın böyle bir şeye girmeyin, görüşmelerimiz ciddidir dediği halde Suriye'deki çıkan çatışmalardan Kandil'in orada yeni bir pozisyon yaratabilme umudu ve Esed'in bunu çok iyi istismar etmesi. Esed hemen o bölgeyi biliyorsunuz PYD'ye bırakarak evet, ciddi bir Türkiye'nin aleyhinde kullanacak bir şeyi güce dönüştürdü. Ve o taşere edilmiş çatışmalı süreci biz yaşamak durumunda kaldık. Bu artık Kürt-Türk Savaşı olmayı aşan bir şeydi. Bu uluslararası bugün Suriye dediğimiz şey vekaletler üzerinden yürütülen bir dünya savaşıdır. Orada Almanya var, İngiltere var, Amerika var, Rusya var, İran var, Arap ülkeleri var, Türkiye var. Kürtler var, hepimiz varız. Üçüncü Dünya Savaşı'nın hepimiz oradayız. Provası denebilir mi? Kesinlikle öyle. Ama biz bu süreci sağlıklı atlatmak durumundayız. Bu süreci sağlıklı atlatmak durumundayız. Ben o zaman da televizyon programlarında var. Suriye'deki Kürt arkadaşlarımda, kardeşlerimize dedim ki bak ittifaklarımızı doğru kuralım. Ben evet şunu doğru bulmuyorum. Yani Kürtlerin direkt Esed'e karşı ön cephede Don Kişot gibi. Çünkü Kürtlerin savunusu da yoktur. Bir saldırı karşısında nasıl korunacaklarına ilişkin bir kaygım da var. Onun için evet, mümkün olduğunca Esed'e direkt Don Kişotvari bir öne çıkış olmaksızın ama direkt Esed'in üzerinden diğerlerine de çatışmaya girmeksizin kendi pozisyonlarını stabil bir şekilde koruma ama Türkiye ile çok iyi geçinmek durumunda. Çünkü biz ila nihayet, bakın Sayın Barzani o konuda çok akıllı davrandı. Bu savaşta esasında hiç Arapları düşmanlaştırmadı. Evet. Hiç onların yaptığı uygulamaları bile onlara uygulamadı. Ve çünkü dedi ki biz neticede bunlarla beraber yaşayacağız. Kaderimiz bu, yan yanayız. Coğrafya kaderdir diyor eski sosyologlar. Coğrafya kader. Biz bu kaderin içindeyiz. Dolayısıyla bu kaderi doğru okumak durumundayız. İla nihaya biz birbirimize düşman iki topluluk olarak yaşayamayız ki. Bu barışı tesis etmek durumunda. Onun için bak diyorum sakın ola ki Türkiye'yi bu konuda düşmanlaştırmayın. Dinlemediler. Bir sürü sıkıntı yaşandı. Bir sürü sıkıntı yaşandı. Dolayısıyla şimdi bugün de söylüyorum. Biz vallahi Türkler Kürtlersiz büyüyemez. Ama vallahi Kürtler de Türklersiz bir noktaya gidemez. Hep düşman duygular içerisinde, hep ateş üstünde yaşamak zorunda. Hep çocuklarımız mutsuz bir yarınların sahibi olmak durumunda kalır. Dolayısıyla biz ancak kaderimiz ortakla, coğrafya kaderdir diyoruz ya, o ortak kaderi birlikte doğru bir şekilde inşa ederek eksikleri makul bir dille, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle müspet hareket ederek evet. Çözmekle ilgili bir süreç var önümüzde. Ve biz bunu başarmak durumundayız.
Mecburuz. Şimdi birkaç yorum var. Bugün yazdığım bir köşe yazısında müsaade ederseniz bir bukle okuyup oradan diğer yorumları da soruları da sorayım. Şöyle dedim, daha düne kadar Kürtlere ve İslami kesimi aynı tonda ve dozda saldıran, kendi varlıkları dışında hiç kimseye hakkı tanımayan, kurdukları birlikteliklerin tek hedefin kendi çıkarları olduğu alenileşen kötüler, yeni yanaşma stratejileri dostane değildir. Eski enerjilerini kaybettikleri için sol sekler Kürtlerin algılarındaki İslami kesim düşmanlıklarını arttırarak bir taşla iki kuş vurma hedefindeler. Kırdırma fikri farklı tona büründü. Aslında bunu sol sekler Kürtler de çok iyi biliyorlar. Biliyor olmalarına rağmen çıkarsal ortaklıktan olsa gerek onlar da susun kalmayı tercih ediyorlar. Şimdi şöyle bir yapı var. Evet, artık ismini koyalım. Kimleri paralel falan filan diyor birçok şeyi. Burada Kürtlerle İslami kesimi karşı karşıya getirmek için işte İslamcılar şunu yaptı, bunu görmüyor ısrarla bir hedefleştirme dili oluştu bölgede. Ve maalesef halk da yani sol sekiler Kürtler de onlarla artık bir izdivaç içerisinde. Bu büyük fitneye rağmen hakikaten arzu ettiğimiz doğru yola, doğru zemine gelme şansımız var. Şöyle var. Şimdi bakın, PKK hareketi büyük bir harekettir. Bir kere bunu görmek lazım. Ama PKK hareketi büyüklüğünü halka meydan okuyarak alamıyor çoğu zaman. Yani birçok şeyde onları bu anlamda dönüştürmeye çalışırken ister istemez zorunlu olarak kendisi de dönüşüyor. Bunun en büyük örneği, ben öğrenci yıllarından beri bu hareketi tanırım, bilirim. Yani yakınlığım vardır, yani temasım vardır anlamında söylüyorum. Bunların o zamanki hali, Marksist olmayan bir örgüte giremezdi. Bir kere bu örgüte girmek için Marksist olmak gerekiyor. Sadece daha sonra baktılar ki bu çatışmalar, ki bu Öcalan'ın biliyorsun dine karşı devrimci yaklaşım dediği eserler, yaklaşımlar bu sonradan gelişti. Mustafa Kemal taktiği dediğimiz, bizim işte Erzurum Sivas Kongresi, bu ulus Kemalist öykünme de vardır, evet. Biliyorsun bu harekette çok ağır bir Kemalist öykünme vardır. Bunlar süreç içerisinde halkın bu anlamdaki duygularının aşılamaz olduğunu gördükleri için buna uygun, mesela işte şu andaki mütedeyin görüntülü insanların varlığı gibi, ama beyin hala yukarıda. Düşünün, ilk AK Parti'nin çözüm sürecinde, ilk daha Suriye yokken nerelere takılıyordu? Ondaki bir kısım ultra seküler yapının bu işi AK, evet, Parti ile çözmek istemeyişine takılıyordu. Ben o zaman da söylüyorum, siz diyordum bu yapılanların onda birini CHP yapsa kapısına yatacaksınız ya. Bu yapılanların onda birini CHP yapsa kapısına yatacaksınız. Ama bu adamlar ağzıyla kuş tutsa siz iyi bir şey yaptı deniyorsunuz. Yahu TRT Kürdi'ye siz kötü dediniz kardeşim. Evet. Daha ben ne diyeyim? Ki öncesinde ben gene bir anımı anlatayım. Hasip Bey dinliyorsa, dinlemiyordur belki ama haberi olsun. Ben TRT Kürdi'nin yasasında bizzat ben bayağı bir çaba sarf ettim. Orada bazı cümleleri bizim içimizdeki de bir kısım milliyetçi arkadaşlar değiştirmeye çalışıyor. AK Parti içindeki. Evet. MHP'liler tamamen ayaklanmış. Ben de Sayın Başbakan, o gün Cumhurbaşkanımızın gönderdiği metin olduğu gibi geçsin diye, metni bozmasınlar diye. Çünkü bir anlam değişikliği, bir şeyler, bir tezgah yapılacaktı orada. Onun önünde çırpınıyorum. Meclis Başkanı'na gidiyoruz, gruplara gidiyoruz. Bizim kendi arkadaşlarımız arasındaki şeyi dengelemeye çalışıyoruz. Hasip de benimle geliyor. Hasip'in her geldiği yerde olay daha fazla. Ya da Hasip dedim. Hasip abi dedim. Allah aşkına dedim. Senden ricam. Yardım mı etmek istiyorsun? Ha dedi. Dedim sen git yerine otur. Gitti oturdu. Ben o işi çözdüm. Arkadaş, beraber çözdüğümüz bir mesele de sayarım ben bunu. Sen şimdi daha sonra kalktın dedin ki TRT cahş. Ya ayıptır. Evet, ayıp. Çok ayıp. Çünkü daha öncesinde biz konuşuyorduk. Ya yarım saat daha bize hakarettir. Bunları konuştuk. Ne olsun, 3 saat olsun, 5 saat olsun. Tayyip Erdoğan 24 saat yaptı. Ya ona da bu kulp takılmaz ki. Hatta rahmetli Özdemir televizyon açacaktı diye dua ediyordu. Kürtler Kürtçe'ye ilgi duydu. Bana sosyalist Kürtler dahil geldi. Ya dedi, abi dedi. Ya ne yaptınız dedi. Ben ilk defa dilimi öğrenmeyi böyle bir hani ulusal şey zannediyorum. Şey olarak bakıyorum. Şimdi bak, benim ekmek kapım haline geldi. Evet. Tabii. Diyen insanları gördüm. Dil öğrenme. Bak, biz program yapmak için dilimizi geliştirmek zorunda kalıyoruz. Evet. Bu o bizim kültürel jenosit dediğimiz, Kürt kültürünün yok edilmesine ilişkin çok büyük bir darbe oldu, bir şey oldu, bend oldu, evet, bu TRT Kürt'ü. Ya şimdi elimizi vicdanımıza koyalım ya. 14 maddenin 10'u ana dilde eğitim hariç anayasayı ilgilendiriyor. Üniversitelerin açılması, Kürtoloji'nin kurulması, TRT radyo kanunları, köy isimleri. Ya biz ilk başladığımızda insanlar çocuklarına velat diyemiyordu ya. Evet. Nevroz diyemiyordu ya.
Zordan başladı. Ve hala hiçbir şey yapıldı denmiyorsa eğer. Bak bugün büyükşehir belediyelerine biz parayı gönderiyoruz, onlar harcıyor. Valiler değil artık. Yerel meclisler var şu anda aslında. Keşke göndermişsiniz. Ya o da ayrı bir dert. İstismar edildiği zaman da kızıyor insanlar bize. Evet, keşke göndermişseydiniz. Yani, maalesef o da istismar edince birçok yerde buna şahit oluyor. Şimdi, insanlar kızıyor. Ama biz göndermek zorundayız. Evet. Seçenler onu takdir edecek. Kardeşim ben sana gelen parayı, ben göndermiyorum aslında. Vatandaşın Beytülmal'a koyduğu paradan bu şehrin hakkını gönderiyorum. Senin seçtiğin temsilci onu istismar ediyorsa sen sandıkta cezasını verebilirsin. Ben ne diyeyim ona ya? Evet. Ama biz demokratik olarak bunu yaptık. O meclisleri kurduk. O paranın hükmünü onlara verdik. Kim olursa olsun. Şimdi hakikaten çok büyük ilgi var. Yani tanınmanız, bilinmeniz, televizyon... Ben onları seviyorum ya. Allah biliyor. Beni sevmeyenleri de seviyor biliyor musunuz? Ya tabii ki eleştirenler de sevmeyenler var. Sevmeyenler de beni sevmediği için yapmıyor. Kızıyordu acaba benim partime zarar... Ya ben zarar vermeye gelmedim. Evet öyle söyleyenler de var. Yani evet. Abdurrahman Bey Kürtçe AKP'de ne işi var diyenler de var. Tabii bu tarz yorumları okumuyorum. O zaman bizim Barış'la ne işimiz var diyelim. Bak, evet. Bizim Barış'la ne işimiz var? Ben Kürtçe... Biz AK Parti'yi Türkiye'li bir parti olması için çaba sarf ediyoruz. Evet. Şimdi, benim bir kavgam var. Benim bu evet. kavgamda arkadaş bu ülkeyi hepimizin vatanı yapmak istiyorum. Evet. Ama hepimizin kimliğiyle. Kürtlükle, Türklükle, Araplıkla hiçbir problemi olmayan. Allah-u Teala diyor ya Rum Suresi 22. ayet. Dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir diyor Kur'an-ı evet. Kerim. Allah'ın ayeti olan o dile saygıyı, kaybedilmiş saygıyı, yapılmış haksızlıkları bertaraf etmek için. Evet. Bununla adaleti tesis edip adalet üzerinden kardeşliği kurmak için. Ben bir rüya sahibiyim. Martin Luther King diyor ya. Evet. I have a dream diyor. Yani benim bir rüyam var diyor. Bizim de bir rüyamız olacak bu toplum için. Bir düşümüz olacak bu coğrafyayı. Biz Çanakkale'de savaşırken İstanbul'da bizim de ruhuyla savaşmadık mı? Bakın Türkiye Türklerin değildir. Türkiye hepimizindir. Kürdistan da hepimizindir. Bu da yaşayan herkesindir. Evet. Tabii ki. Her emeği olanındır. Her teri dökülenindir. Ve o kadar değişmiş, gelişmişiz ki bakın biz Kürdistan diyorsunuz ben hiç tepki vermiyorum. Çünkü ya, kapanma gibi bir korkum yok. Eskiden biz ne numaralar yapıyorduk? Tabii ki. İlk çıktığımız yer Kürt coğrafyası. Evet. İşte Kürtlerin yaşadığı yerler. Evet. Alıştıra alıştıra geldik buraya. Buraya da kolay gelmedik. Ve çok ilginç Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce işte Sayın Barzani'yi yedirmeyeceğini söylüyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani aşiret ağlarından ya, Sayın Barzani'yi yedirmeyeceğiz güne gelmiş. Ya, biz ben hatırlayın ya biz televizyonlara çıkınca ya işte bizim orada bir böyle isotler insanlar deyince diyordu ulan Kürtçe kattı içine. Falan araya bir kaçak koyduk ya bir kaçak ne mutlu olurdu bir Türkçe kelimeyi bizden birisi bir yerde bir yere sıkıştırınca biz ne mutlu olurdu şimdi bakanların olduğu yere baştan sona Kürtçe açılışlar konuşmalar yapılıyor evet. Hala bir şey yapmadık diyenler var Allahu Ekber Allahu Ekber çok şey yaptık sahip çıkacağız daha da çoğaltacağız inşallah. Evet Kürtçe şarkı çaldığı için Van'da tek dava edilen radyo burası. Öyle mi? Maalesef ya. Biziz. O benim zaman... abim de kaset meselesi yapıyoruz. Bizim de evet. çok kasetlerimiz çalındı. Polisler bastı aldı götürdü. Bir sürü sıkıntı yaşadık o zaman. Evet ilk dava edilen tek dava edilen radyoyuz ama şu an bile kabul edilmemiz çok zor. Mesela birkaç gün önce depremin yıl dönümü programı vardı. Rica ettiler sunuculuk için. Ben de kırmadım gittim ama bir ricaları daha vardı. Türkçe ve Kürtçe karışımı bir şey olacak. Ben Kürtçem çok iyi olmadığı için mecbur Türkçe ile götürdük. Abdurrahman Bey farklı bir şey yapalım. Bu akşam Van'da bir televizyona konuk oluyorsunuz. Şey, onlar bizim evet. rakip arkadaşlarımız değil. Van, aynı evet. alanda mahallede birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Akşam kaçta neredesiniz? 8'de 8-9 arası Van TV'deyim Van inşallah. Van TV'desiniz. Allah izin verirse dedim ya şehadetimin gereğini yerine getirmek için bu halkımın yanındayım. Biz buradan Beşir Hoca'ya verdiğimiz destek sadece AK Parti'ye verilen destek gibi görmeyi bunu unutmasın herkes. Evet. Bu destek aynı zamanda ve belki daha önemli bana göre daha da önemli bir şey. Partileri aşan bir şey. Bu ülkenin barışa ilişkin projelerini yapanlara biz bu kıymetleri biliyoruz. Biz bu yapılmış bu marifetlere iltifat etmesini biliyoruz demenin ifadesi olacağı için ben buradayım. Evet bu akşam saat 9'da özür dilerim 8'de miydi? 8'de başladı. 8'de Van TV'de konuksunuz. Toparlarsak son cümlelerinizi alayım. Ben Vanlı kardeşlerime buradan yarının barışını inşa etmek için verecekleri mesajdan dolayı şimdiden canın gönülden teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Kimse kaygılanmasın.
Dedim ya, biz herkesin çocukları için buradayız. Vallahi kimseyi yenmeye değil, hep birlikte kazanmaya gelmek için buradayız. Evet, yenmek zaten bir şey kazandırmayacak. Hep birlikte büyümek aslında bizleri bir noktaya götürecek. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Bana sabrettikleri için ben halkına tekrar teşekkür ederim. Emin olun şu güne kadar yaptığım çok ilgi gören 4 programdan biri oldu. Biri Kemal Burkay'dı, biri sizin, biri Mehmet Yavuz Hüdapar'dan. Bir de yerli bir gazeteci arkadaşımızdı. Çok yoğun ilgi var. Demek ki doğruyu konuşunca, içten konuşunca, samimi konuşunca halk buna sevgisini veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.